Beklediğimiz bir şey doğrusu, yani coşku duymadık çünkü bu savaşı biz çoktan kazanmıştık. Bu aynı Lozan Antlaşması gibi savaşın sonuçlarının Yargıtay mührüyle bütün dünyaya ilan edilmesi oldu. Onun için kendimize güveniyorduk. Böyle bir kararı Cumhuriyet Yargısından, Yargıtayımızdan bekliyorduk. Onu söyleyeyim. Çünkü güveniyoruz. Yargıtay son derece adil bir yargılama yaptı. Savunmalarımızı çok güzel dinledi ve oradaki yargıçlara da güveniyoruz. O bakımdan beklediğimiz karar. Yani haklı olduğumuz ve gerçekler bizim yanımızda olduğu için bu karar milletimizin ümit ettiği, beklediği karardır. Evet, tam mahkeme salonundan çıktıktan sonra açıklama yaptınız. Türkiye'nin birine mührünü koydu bu Yargıtay dediniz. Evet. Gerçekten öyle mi? Şimdi bakın, Yargıtay PKK'yı hendeklere gömdü. Yani bu Ergenekon tertibi nereden çıktı? Türkiye'yi bölmek için. Amerika planı yapmış, Türkiye'yi bölecek. Zaten hala Amerika ile o savaşı yürütüyoruz. Peki Türkiye'yi nasıl bölecek? Silahlı kuvvetleri içeri atmadan bölemez. Silahlı kuvvetlerin prestijini yıkmadan bölemez. Vatan Partisi'nin, o zaman İşçi Partisi adı, onu hapse atmadan, duvarların içine kapatmadan Türkiye'yi bölemez. Onun için Türkiye'yi bölme tertibi, yani PKK'nın da bir araç olarak kullanıldığı, bir piyon olarak kullanıldığı, kara gücüm diyor ya Amerika Birleşik Devletleri, işte o tertip ne oldu? Bu sefer Yargıtay duvarlarına çarptı. Evet. Burada Yargıtay da bir Mehmetçik. Yani vatan savunmasında tabii adaletin ve hukukun uygulanmasında Yargıtay, Mahmut Esat Bozkurt diyelim. Yani bizim Cumhuriyet geleneğimizin büyük hukukçusu ve Adalet Bakanımız, Ankara Hukuk Fakültesini kuran büyük Cumhuriyet'in Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt o ruhla bu kararı verdi. Ama aynı zamanda Yargıtay bir vatan savunması yaptı bu kararla. Bir Türkiye'nin birlik bütünlüğü için mührünü vurmuş oldu. Çünkü Amerika'dan gelen Türkiye'yi bölme tertibi bugün Yargıtay kararıyla yerle bir edilmiştir. Hendeklere gömülmüştür. Yani nasıl Mehmetçik PKK'yı efendim Cizre'de, Silopi'de, Varto'da, Van'da, Muş'ta, oralarda hendeklere gömüyor, Sur'da. Aynı şekilde Yargıtay'da Türkiye'ye yönelik bölücü tertibi kendi kararıyla hendeklere gömmüştür. Bu çok önemli. Yani bunu basit bir yargılama olarak görmeyelim. Türkiye 2000'li yıllardan başlayarak okyanus ötesinden gelen Amerika Birleşik Devletleri, adını da açıkça söyleyelim, ve İsrail. Bu iki Orta Kuvvet. Doğu'da devletleri, milletleri bölmeye kalkışan, Kürdistan kurmaya kalkışan bu iki devletin Türkiye'ye yönelik tertibi, işte bu Ergenekon balyoz tertipleriyle başladı. Evet. Uydurma davalarla. Neden? Türkiye'nin savunma mekanizmalarını yok etmek ve savaşmadan Türkiye'yi bölmek istiyorlardı. Yani ordu teslim alınacak, Vatan Partisi teslim alınacak, İşçi Partisi, Türkiye savaşmadan ellerini havaya kaldıracak ve Türkiye bölünecek. O tertip bozuldu. Yani nasıl bozuldu? Bizim dışarı çıkmamızla, arkasından 24 Temmuz'dan bu yana Türk PKK'ya. Silahlı Kuvvetleri'nin, polisimizin, korucumuzun bölücü teröre karşı mücadelesi ve şimdi de en son Yargıtay mührünü vurdu. O bakımdan Yargıtay'da da Mehmetçik var diyoruz. Yani nasıl Evet. bölücü teröre karşı mücadele eden bir Mehmetçik var, Türk ordusu var. Yargıtay'da da Cumhuriyet adaleti var, Mehmetçik var. Evet. Şimdi tam Yargıtay kararını verdikten sonra tabii birçok kanalda, birçok gazetede kanalda yayınlandı. Usulü yönelik bir bozulma olduğu söylendi ama gerçeği usul ve esas. Siz Şimdi gerçeği bir bakın, hukukçu o olarak sizden şuradan dinleyelim. geldi, Evet. şuradan geldi. İlk başta tabii usulden bozmalar ifade Konuşuldu. edilir Evet. Yargıtay kararında. Onları, bu usulden bozma nedenlerini açıklarken Sayın Yargıtay Daire Başkanımız, Ceza Dairesi Başkanımız orada hemen basın dışarı çıktı ve usulden bozuldu falan diye. Ama arkasından esastan bozmaya ilişkin gerekçesini uzun uzun anlattı. Burada da işin özü şu, örgüt yok diyor. Bakın, Evet, çok Yargıtay önemli bir tespit Ceza sizde. Dairesi diyor ki burada örgüt yok. Örgütün kuruluşu yok. Örgütün lideri yok. Örgütün programı yok. Örgütün amacı yok. Örgüt yok. Örgüt olmadan Ergenekon diye bir örgüt iddia etmiş. Bu örgütün olduğuna dair, bir yandan 1970'lerde bu örgüt oluştu diyor. Hatta
tarihin içinden binlerce öteye kadar da götürüyordu iddianame. 70'lerde bu örgüt oluştu diyor ama 1970'lerde oluştuğu söylenen örgüt hakkında sorulmuş diyor. Genelkurmay demiş ki böyle bir örgütten haberim yok. Evet. Emniyet birkaç tane şey yollamış, rapor yollamış. Bir tanesinde böyle kemküm ederek var gibi söylüyor ama diğerlerinin hepsinde böyle bir örgüt yok. MİT diyor ki böyle bir örgüt yok. Jandarma Genel Komutanlığı mahkemeye bildirmiş böyle bir örgüt yok. Yani olmayan bir örgüt. Devletin hiçbir kurumu bu örgütün varlığından bilgili değil, haberdar değil. Siz nasıl böyle bir örgüt icat edersiniz şeklinde şey yapabileceğimiz, aktarabileceğimiz bir bozma gerekçesi ifade etti. O hani zaten esastan bozma ancak bel kemiğini kırdı. Yani evet. İstanbul'daki o kumpas mahkemesinin verdiği kararın belini kırdı Yargıtay. Evet. Örgüt yok diyerek belini kırdı. Ayrıca usulle ilgili olarak da ta polislerin yaptığı aramalardan başlayarak soruşturma aşamasında daha sonra kovuşturma yani yargılama mahkemedeki yargılama aşamasındaki bütün usulsüzlükler, hukuka aykırılıkları böyle tek tek aldı ve bir anlamda onları çiğnedi ve Türk hukukçularına, Türk yargısına bir kılavuz bıraktı Yargıtay. Bundan sonrası için. Yani arama nasıl yapılır? Deliller nasıl toplanır? Bu deliller nasıl mahkemeye sunulur? Şeklinde ve sahte deliller, uydurma deliller onları da aldı, delik deşik etti ve karar gerçekten bir hukuk anıtıdır diyebilirim. Evet şimdi zaten birçok televizyon sadece usulü verdi. Buradan da bütün... Dinlememişler. Evet, bakın evet, yani usul ve esastan bozdu. Bilmiyorlar. Esastan bozdu, usulden de bozdu. Evet ikisinden yani, de bozdu. İkisinden de bozdu. Evet. Usulden bozup bırakabilirdi. Hayır bırakmadı. Çünkü o zaman karar eksik olurdu. Yargıtay Ceza Dairesi savaşan bir daire. Yani bir hukuk savaşı veriyor. Evet. Ve Türkiye'nin vatan bütünlüğü savaşını veriyor. Yani yalnız başına bir adalet ve yargı kurumu değil, o cumhuriyet yargısıdır. Bakın, yargı cumhuriyet yargısıdır. Yargı yasalarımıza göre, anayasamıza göre vatan bütünlüğü konusunda, millet bütünlüğü konusunda, cumhuriyetin kurumları ve değerleri konusunda ve Atatürk devrimi konusunda taraftır. Çünkü bunlar anayasanın hükümleri. Onun için Yargıtay'ımız da böyle bir geleneğin kurumudur. Ben de bir kendimi Yargıtay çocuğu diyebilirim. Şimdi evet. Babam da Yargıtay'da başsavcı yardımcısı olarak uzun yıllar emek verdi. Yani o atmosferi, havayı bilirim. İşte Yargıtay, o Cumhuriyet Yargıtay'ı bugün ben varım demiştir. Cumhuriyet yargısı var demiştir. Evet. Şimdi Ergenekon davaları sürecinde, bu kumpaslar sürecinde sizin savunmalarınız oldu. Ve savunmalarınız çok konuşuldu. Evet. Hatta şu anda belki de milyonlarca kez izlenmiştir. Evet. Bir savunmanız evet. var ki evet. internetlerde dolanıyor. Evet. Ulusal evet. kanalda sürekli evet. veriyor. Savunmalarınızın bu karara yansımalarında şimdi de var bakın mı? Tabii yani kararın hepsi bizlerin yaptığı savunmaların bir özeti. Çünkü karar sonuç itibariyle bir hukuki metin. Biz de orada hukuk adına konuştuk. Yani hukuki değerleri, kuralları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ceza hukukunu ve diğer hukuki metinleri dayanak alarak savunmalar yaptık. O nedenle bu karar bozulduğu zaman yani ilk mahkemenin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar bozulduğu zaman sonuç itibariyle bir hukuki gerekçe açıklayacaksınız. Yargıtay'da bizim yaptığımız savunmalardaki gerekçeleri açıkladı. Mesela ben orada şunu söylemiştim. Gizli tanık aynı zamanda sanık. Sanığı gizli tanık yaptılar. Sanık zaten ifade veriyor sanık olarak. Siz onu gizli tanık yapamazsınız. Çünkü onun kim olduğunu bilinmiyor. Gizli tanık yaptığınız zaman hem gizli tanık, hem tanık, hem sanık. Dedim ki bir koyundan 3 post çıkartmaya kalkıyorsun. Bir koyundan 3 evet. post çıkmaz. Bugün Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı da gerekçesinde bir koyundan 3 post çıkartmış dedi. Aynı sizin ifadenizi kullandı. Onun için zaten. Evet. Yani savunmaların bayağı etkisi oldu. Evet. Ya öyle olacak tabii. Çünkü sonuç itibariyle ya savunmayı kabul edeceksin ya hükmü kabul edeceksin. Hükmü kabul edersen kararı onaylarsın. Evet. Savunmayı kabul ettiğin zaman bozarsın. Son derece evet. esaslı,
Türkiye Cumhuriyeti hukukunun tarihinde bir hukuk dersi olarak okutulacak bir kararı Yargıtay Dairesi çok büyük bir titizlikle almıştır. Ve gerçekten Türkiye'de, Ankara'da hukukçular var, Ankara'da Yargıtay var dedirtecek bir karar. Evet. Şimdi bir de Danıştay konusu. Yani evet. Mahkemede gündeme geldi. Ne söyledi hakim? Şunu söyledi. Çok önemli yani, çünkü. Şimdi biliyorsunuz terör örgütü olması için takım terör suçları işlenmiş olması gerekiyor. Şimdi örgüt yok. Bir kere onu koydu Yargıtay. Evet, dedi ki örgüt yok dedi. Kaldı ki dedi örgütün eylemi diye getirilen efendim bir Danıştay hakiminin öldürülmesi ve bir kısmında öldürülmeye teşebbüs edilmesi. Çünkü öldürülen, onu da saygıyla anıyoruz, Danıştay yargıcımızı, şehidimizi. Evet. Şehidimizi. Bu eylemleri getirdiler. Bizim Ergenekon davasına bağladılar. Evet. Şimdi Yargıtay diyor ki burada diyor bu bağlama, bu irtibat, suçlar arasında irtibat. Yani Ergenekon örgütünün bu Danıştay cinayetini işlediğine dair en küçük bir delil yok diyor. Bu tamamen diyor usule aykırı bir şekilde bu şeyler birleştirilmiştir diyor, dosyalar diyor. Onun için diyor Danıştay yargıcının öldürülmesi ve diğer yargıçların öldürülmeye teşebbüs edilmesi suçunu ayırıyorum diyor ve o suçtan dolayı verilen hükmü onaylıyor. Evet. Onaylıyor. Ona rağmen bir de beraat vurgusu da vardı. Beraat yani edilmesini de tepki. Evet, onu onaylıyor. Ondan sonra ama aynı zamanda işte diğer Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombalarla ilgili de aynı kararı verdi. Yani bu örgüt yok. Ayrıca örgütün yaptığı söylenen eylemler, terör eylemleri de bu örgüt tarafından yapılmış. Zaten olmayan bir örgüt o eylem yapamaz. Diyelim örgüt olmasa bile bu örgütten yargılanan sanıkların o Danıştay cinayetini işledikleri veya onlara emir verdikleri veya onları yönlendirdikleri veya onlara yardım ettikleri şeklinde bir delil yok. O da çok önemli. Çünkü evet, yıllarca büyük acı çekti. Yani Danıştay cinayetiyle suçlanan sanık arkadaşlarımız oldu. Komutanlar, diğer arkadaşlar falan filan. Onların çektiği acıyı hiç kimse çekmedi. Çünkü şunu söylüyorlar. Yani biz ölelim ama böyle bir suçlamayla karşı karşıya olmayalım. Zaten onu bağladıkları zamanda Danıştay'ı bizim getirip şeye bağladıkları zaman davaya ben kalktım ve protesto ederek biz salonu terk ettik. Yani ondan dolayı da dışarı atıldım ve davaya katılmam önlendi. Yani evet, ondan sonra da davadan ihraç edildim. Duruşmalardan ihraç edildim. Onun da hukuk dışı olduğunu bugün usulden Yargıtay belirtti. Yani bir takım sanıkların duruşmalardan men edilmesi kararlarının da hukuka aykırı olduğunu belirtti. Evet. Şimdi bundan sonra süreç nasıl işleyecek peki Sayın Hocam? Bundan sonra şöyle olacak. Bu Yargıtay kararına göre İstanbul'a bu dosya dönecek. Orada tekrar bu Yargıtay kararı hakkında ilk mahkeme, yani İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi bu Yargıtay kararına uymayı veyahut da uymamayı kararlaştıracak. Yani önce sanıklara soracak, avukatlara soracak. Diyecek ki Yargıtay bu böyle bir karar verdi. Ne diyorsunuz? Biz de tabii ne diyeceğiz? Uyulmasını talep edeceğiz. Çünkü hukuki bir karar ve doğru bir karar. Ondan sonra mahkeme orada bir karar verecek. Ya bu karara uyuyorum diyecek. Uyuyorum dediği zaman yeniden o karara uygun bir yargılama başlatacak. Yani o kararda belirtilen usul hatalarını yapmadan ve o kararda belirtilen esasa ilişkin değerlendirmeleri dikkate alarak yeni bir yargılama yapacak ki onun sonucu beraattir. Yani çünkü bu Yargıtay bizim biliyorsunuz hukukumuzda Yargıtay beraate vesaire karar vermiyor. Neye karar veriyor? İlk mahkeme kararı doğru mu yanlış mı? Tamamen yanlış. Yanlış. Şimdi dedi ki usulden de yanlış, esasdan da yanlış dedi. Hukuka aykırı dedi. Şimdi o kararı dikkate alarak bir yargılama yapacak ve o yargılama sonunda yeniden bir hüküm kuracak. Ne zaman biter bu süreç peki? İşte tabii bu şimdi yüzlerce sanığı olan, bilmem yüzlerce tanığı olan bir mahkemedir. Burada tabii
muhakemedir. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin burada son derece hızlı, pratik olması lazım. Tabii bir kızım dosyaları bir kere ayıracak. Çünkü onu da söylüyor. Yargıtay kararı diyor ki bu dosyayı diyor şişirmiş diyor. Şişirdiği için uzatmış diyor. Belki bir takım dosyaları ayıracak, tefrik edecek, onları ayrı bir dosya açarak görülecek. Ondan sonra ama yani burada mahkemenin yapacağı iş şeydir, son derece sınırlıdır ve hızlı bir şekilde adaleti tecelli ettirebilecek bir uygulama zorunlu olarak gözüküyor. Ne yapacak? Diyelim dinlenmeyen tanıkları dinleyecek eğer ihtiyaç duyuyorsa veyahut da biz talep edersek, sanıklar talep ederse o yargılamanın sonunda yeniden bir karar verecek. Evet. Peki bu karar evet. Türkiye açısından ne anlam ifade ediyor? Bu karar Türkiye açısından Türkiye'nin Amerika'nın kara gücü olan üzerimize sürdüğü PKK'ya karşı mücadelesinde Ankara, Yargıtay, Türk yargısı da ben varım dedi. Mehmetçiğin yanındayım dedi. Vatan bütünlüğünü savunuyorum dedi. Cumhuriyeti savunuyorum dedi. Milletin birliğini savunuyorum dedi. Yani o bakımdan bugün Güneydoğu bölgemizde yürütülen PKK'yı hendeklere gömen mücadelede Yargıtay'da var olduğunu göstermiştir. Çünkü o mücadele hukuka dayanıyor. Yani Türkiye'nin vatan bütünlüğü, hukukumuzun, anayasamızın en üstünde olan hüküm. Vatan bütünlüğümüz, milletimizin birliği ve cumhuriyetimiz. Bu karar cumhuriyetimiz, vatan bütünlüğü ve milletin birliği konusunda Türk yargısının taraf olduğunu gösteren ve dışarıdan Amerika'nın bu konuda yürüttüğü, kurduğu tertipleri bozan, yerle bir eden, kumpas da denmişti onlara, bir karardır. O bakımdan bu karar aynı zamanda Fethullah terör örgütünün de belini kırmıştır. Yani yalnız PKK'nın belini kıran bir karar değil, onu hendeklere gömen bir karar değil. Fethullah Gülen terör örgütü ve onunla birlikte bu tertibi kuranlara da çok ağır bir darbe olmuş. Darbe indirmiştir ve onları suçlu sanık konumuna oturtmuştur. Şimdi göreceksiniz ilk mahkeme İstanbul Mahkemesi aynı zamanda bu Yargıtay kararına göre diğer bireysel suçlarla ilgili suç duyuruları da yapma göreviyle karşı karşıyadır. Yani ki büyük bu, ihtimalle yapacaktır herhalde. Tabii yapacak. Yani Yargıtay onu yapamaz. Yani şimdi Yargıtay niye yapmadı falan diyenler var. Onlar hukuk bilmiyorlar. Yani şimdi bu karar gittiği zaman İstanbul'daki mahkeme aynı zamanda bu Yargıtay'ın bu kararı ışığında, çünkü Yargıtay açıkça yargılamanın ve yargılama öncesinde soruşturmanın hukuk çiğnenerek kasıtlı olarak yürütüldüğünü, bir tertip olduğunu ifade etmiş oluyor. O zaman bu hukuk dışı uygulamaları yapanlar sorumlu, suç işliyorlar. Yani bu Yargıtay kararında bazı suçlar da tespit edilmiştir. O suçları işleyenler hakkında suç duyurusunda bulunmak aynı zamanda hem mahkemelerin görevidir hem de savcılıklar o soruşturmaları derhal başlatmak durumundadır. Zaten dikkat ederseniz bu Fethullah terör örgütüne karşı yavaş yavaş nereye geldi olay? Ergenekon tertibinde, Balyoz tertibinde, diğer Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve İşçi Partisi'ne, Vatan Partisi'ne yönelik tertiplerdeki uygulamalar, fiiller, suçlar oraya gelip dayanmıştı. Şimdi onun da önü açılmış bunu. Yani Fethullah terör örgütünün en büyük suçu Ergenekon ve Balyoz tertipleridir. Casusluk davası, Poyrazköy, o bildiğimiz evet, davalar. O da TV. Şimdi, evet. Onun için şimdi öyle bir yere geldi ki o Fethullah terör örgütüne karşı soruşturma ve yargılamalar artık Ergenekon ve aynı zamanda Balyoz tertiplerini de kapsayacaktır. Peki tarih Ergenekon davasını, bu kumpasları nasıl anlayacak? Yani gelecekte tezler yazılacak üzerine. Şöyle. Belki de işte tarih şöyle yazacak. Diyecek ki yazacak, evet. 2000'li yıllarda küreselleşme diye Amerika'nın milli devletlere karşı bir saldırısı oldu. Bu saldırı hukuk üzerinden yaptılar. Amerika dedi ki Türklerin, Arapların, Farsların, işte şu ondan sonra Afrikalıların, Asyalıların, Latin Amerikalıların milli devleti olamaz. Ve burada da Türkiye baş hedeflerden biriydi. Hatta Türkiye haritaları yapıldı, bölünmüş haritalar. Efendim Amerika'nın Büyük Ortadoğu Projesi adı altında Afrika'dan ta Orta Asya'ya kadar 22-24 oldu sonra o
ülkeleri bölen haritalar yapıldı ve bu bağlamda tertipler kuruldu. Türk ordusunun elini kolunu bağlamak ve Türkiye'yi silahsız kurşun atmadan teslim almak ve bölmek için bu kapsamdaki en önemli uygulama Ergenekon davasıydı, Balyoz davasıydı. İşte Ergenekon davasında bu bozma kararıyla Yargıtay'ı ve aynı zamanda Mehmetçiğin yürüttüğü o mücadeleyle Amerika'nın bu tertibi ve PKK terör örgütü hendeklere gömülmüştür. Tarih böyle. Siz nasıl hatırlayacaksınız peki? Bütün mücadeleler en sonunda insana hayat veren, neşe veren, ondan sonra vicdani doyum veren olaylardır. Ben de her zaman mutlulukla, sevinçle, zaten yaşarken de mutluyduk. Yani hiçbir zaman orada işte biz acı çekiyoruz, şöyle oluyor, duvarın arasında falan öyle bir ruh hali içinde olmadık. Görevimizi yapıyor, görev yerindeyiz. Bakın şimdi bu dava başladığı zaman Silivri'de cezaevinden X-ray diyorlar ya, o şeye giriyoruz. X-ray cihazları, X-ray evet. X-ray cihazlarına falan. Tabii birçok komutanımız, subayımız falan devletten böyle bir şeyin, kendilerine yönelik böyle bir tertibin geleceğini anlayamıyor. Yani ben bu devlete hizmet ettim, bu devletin subayıyım, komutanıyım, ondan sonra bu nasıl olur falan. Bu onlarda muazzam bir iç bunalım yarattı o. Yani büyük acı verdi. Yani orada ben onlara şunu söyledim, o X-ray cihazının başında. Bak, komutanlarım dedim, biz dedim cephede savaşıyoruz şu an. Diyelim şeydeyiz, Çanakkale'deyiz, Yemen'deyiz, Kafkas cephesindeyiz, Plevne'deyiz. Biz cephede savaşıyoruz şimdi. Onun için hem de öyle bir cephe ki haftada bir telefonda görüşüyorsun ailenle, yok ailen geliyor seni ziyaret ediyor. Yemen'de var mıydı bu? Mektup yazıyorsun da bilmem ne falan filan, bir ay iki ayda gidiyor. Bazı mektup gidiyor, bazı gitmiyor vesaire. Biz cephedeyiz. Onun için siz ölümü göze alarak bu mesleğe girdiniz. Yani askerlik ve polis mesleğinde ne var? Ölmeyi kabul etmek var. Başka hiçbir meslekte yok. Yani tornacı da, tesviyeci de, hukukçu da, avukat da böyle bir sorumluluk yok. Onun için kendimizi cephede görev başında, nöbet başında olarak duyalım. Bu o kadar büyük bir ferahlık verdi ki, onda müthiş bir iç huzuru verdi. Yani ben burada görev başında savaşıyorum. Yemen'deyim, Anafartalardayım, Çanakkale'deyim, Kafkas cephesindeyim, Irak'tayım, Suriye'deyim. Onun için nöbet yerindeyim, nöbet kulübesindeyim. Bu insanlara büyük bir iç huzuru verdi ve o zaman bütün sorunlar da halledilmiş oldu. Yani evet. Kafadaki karmaşa, bu devlet bizim devletimiz değil ki dedim. Bu devlet Amerika emir vermiş, bizi içeri atmış. Niçin? Bu devleti yıkmak için, milli devleti, efendim vatanımızı bölmek için, milletimizi parçalamak için Amerika'dan gelen emirler uygulanıyor. Onun için rahat olun. Peki bu mücadele ne öğretti? Yani o dönemde işte herkes Silivri'ye akın etti. Umutsuzdan şimdi bu şu oldu, umutsuzlar umut oldu. Hatta öyle bir şey ki bir gün bir yani Silivri'de aynı zamanda işte hastalda yatan işte komutanlar ya da herhangi bir şekilde o yurtseverler bizlere geldiğinde, o zamanlarda ben de Aydınlık'tayım ve her daim şunu söylüyorlardı. Yani sizin gazeteyi okuduğumuzda ya da işte Doğu Perinçe'yi dinlediğimizde bir anda bütün umudumuzu kaybettiğimiz o umut küçücük de olsa bir kıvılcımda parlıyordu diyor. Şimdi bu doğru. Şimdi bakın bu savaş da ümitle ve iyimserlikle kazanıldı. Şimdi hatta bazı sanık arkadaşlar cezaevi koridorlarında demin siz Ergenekon kumpası çöktü yazmışsınız şuraya, onu okuyunca güldüm. Şimdi koridorlarda falan karşılaştığımız zaman bir şaka yaparlardı bazı tutuklu arkadaşlar. Dava çöktü, Ergenekon davası çöktü. Yani bana merhaba derken dava çöktü. Şimdi ben hep onlara bu dava çöktü, biz buradan çıkacağız, bu duvarları yıkacağız. Geçen gün Kovuş arkadaşlarımdan, ondan sonra Levent Bektaş'la telefonda konuşuyordum. Ondan sonra dedi ki siz dedi o Kovuş'ta devamlı şunu söylediniz, biz buradan 2 sene içinde çıkacağız vesaire. Hakikaten onlarla beraber kaldıktan 2 sene sonra çıktık. Yani toplam ben 6-7 sene kalanlar da var. Ondan sonra çıkacağız dediniz falan. Şimdi dedi ne diyorsunuz, önümüzde 2 sene sonra ne olacak falan. Peki ne olacak? Türkiye büyük bir karara gidiyor.
Bakın bu Yargıtay kararı o büyük kararın ilk adım. Müjdelerinden biri. İlk adım demeyelim. Bir kere en birinci adım Mehmetçiğin PKK'yı gömmesi. Diğer bir adım Fethullah terör örgütünün üzerine gidilmesi. Hem Fethullah terör örgütünün üzerine giderek Türkiye, hem Mehmetçiğin hendeklere gömerek Amerika ile karşı karşıya kaldı, İsrail ile karşı karşıya geldi. Çünkü İsrail ve Amerika'dan gelen bir bölme tertibiyle yüz yüzeyiz. Ve evet. Bu Yargıtay kararı da burada Türkiye'yi savunan, adaleti, hukuku hayata geçiren bir tavrı, Türk hukukçusunun, Türk yargıcının sağlam kararlı tavrını ortaya koydu. Bu her cephede yürütülüyor. Bakın bu öyle bir savaş ki Mehmetçik, polis, Yargıtay, Vatan Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer milli güçler vesaire, çeşitli cepheler, ekonomi cephesi, yargı cephesi, silahlı mücadele cephesi, her alanda dış politika cephesinde yürütülen, birbirini takip ederek Türkiye bir sürece girdi. Bu süreç nedir? Türkiye'nin bağımsız, başı dik bütünlüğünü sağlamış ve üretim ekonomisine geçmiş, özeti Atatürk rotasına girerek çıkacağı bir süreç. Yani bu karar da Türkiye'nin Atatürk rotasına girmek üzere olduğunu bize bildirmiş oluyor. Türkiye Atatürk rotasına giriyor. Bu karar Türkiye'nin Atatürk rotasına girmekte olduğunun aynı zamanda bir hükmüdür. Evet. Yani Yargıtay mührünü oraya vurdu. Tabii şimdi bir de tabii acı olaylar da yaşandı. Birçok Ergenekon'da tutuklu olan, Balyoz'da tutuklu olan birçok insanı da, çok değerli insanları da kaybettik. Tabii. Buradan hem onlara, yani onlara bu dava, saygıyla anıyoruz. Bu şehitlerimiz görevi. Onlar. Yani bu mücadele de şehitlerle verildi. Hepsini saygıyla anıyoruz ve hepsi bize önümüzdeki dönem ışık tutacak. Yani hayatlarını ortaya koydular. Ve bakın bu başarı öyle kanla, canla kazanılmış oldu. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Yani burada Mehmetçiğime, bize buradan yürekten milletlerimizi, teşekkürlerimizi cephedeki Mehmetçiğe yolluyoruz. Emin olun bu kararda en büyük emek o Mehmetçiklerindir. Yani bölücü teröre karşı mücadelenin başarısı ne oluyor? Bütün cephelere yayılıyor. Bütün cephelere yayılıyor. Bunu iyi anlamamız lazım. Yani Türkiye bütün kuvvetleriyle, devletiyle, milletiyle topyekün bir savaşa giriyor. Ve savaşın şu veya bu cephesinde elde edilen kazanımlar diğer cephelere bir müjde gibi gidiyor. Ve bütün cepheleri etkiliyor. Şimdi bakın şu anda kim önüne külahını koymuş, kasvet içerisindedir. Türkiye'yi bölmek isteyenler bu karar karşısında Türkiye'yi bölemeyeceklerini görmüşlerdir. Türk yargısının Türkiye'nin bölünmesine izin vermediğini görmüşlerdir. Mehmetçik şimdi oh demiştir. Yani niçin savaştığını ve bu savaşın arkasında bir Yargıtay'ında olduğunu Mehmetçik tabii cephede görüyor. Polis de görüyor. O bakımdan bu bütün Türkiye'nin millet ve devlet güçlerinin el ele beraber yürüttüğü bir mücadele. Şehitler verilerek yürütülen bir mücadele. Ve Türkiye buradan büyük bir kararla tekrar Atatürk Cumhuriyeti'yle, vatan bütünlüğüyle, üretim ekonomisiyle çıkacak. Onun kararı. Evet. Şimdi 3-4 dakikalık bir vaktimiz kaldı. Evet. Ben burada sizden bu yaşadığınız 6 yıllık süreçte çok önemli ve unutamayacağınız birkaç anınızı anlatmanızı istiyorum. Vallahi çok tatlı anılarımız var. Yani mücadeleyi anlatan mesela ya da başka mesela bir şekilde. X-Ray olayını anlattık. O mahkemelerde mesela bir anımız ki dışarıdan geldi 70-80 bin insan, iki defa kuşattı onu. Biz duruşma salonundayız. Ondan sonra hatta bir tanesinde koğuşlara da götürülmüştük. O şeyi sesler geliyordu değil mi dışarıdan? Bir kere en başta Tekirdağ, ilk başta biz Tekirdağ'a götürüldük. Yani Silivri'den önce Tekirdağ F-Tipi cezaevinde kaldık. Gittiğimizin birkaç gün sonra işte Servet abi de bugün oradaydı. Servet abiler birkaç kişi geldiler. O bizi de alın dediler. Ondan sonra sanatçılar geldi. Halit Refi, Demirtaş Ceyhun. Onları bakın şimdi onları kaybettik ama Esin Hanım ondan sonra onlar geldiler duvarların dibine, surların dibine. Fakat bir seferinde işte o zaman İşçi Partisi, Vatan Partisi'nin getirdiği kitle, biz Tekirdağ cezaevindeyiz. Böyle birdenbire
O fethi bir cezaevi çok geniş bir alan. Yani diyelim yani birkaç yüz metre uzun boyu olan, belki 500 metre falan boyu olan bir duvarlar silsilesi diyelim. Geldiler, dayandılar ve onların tezahüratları duyulmaya başlandı. Şimdi o Tekirdağ cezaevinde öyle büyük bir umut ve mutluluk yarattı ki bu çeşitli koğuşlara dağılmış insanlar, üçer kişilik koğuşlarda kalınıyor. O şeylere çıktılar, seslerini duyuyoruz, avlulara çıktılar. Her koğuşun küçük bir avlusu var. O oralardan böyle helal olsun falan filan diye o gelen insanlara bağırmaya çalışıyorlar. Ondan sonra yaşadık. İki tane önemli dıştan kaleyi zorlayan halk kitlesi, 70-80 bin insan, birinde yine birinde 50-60 bin insan geldi, o duvarlara dayandı. Hatta onu da söyleyeyim, Hıdır Hokka, bizim Silivri valisi, oradaki çadırı kurdu Zeynep Işık'la beraber. Ondan sonra o bana bir haber yollamış. Geldi, işte avukatlar getirdiler falan. Dışarıdakiler Doğu Perinçek'in işte emrini bekliyoruz, salona girelim mi? Yani biz girin desek o büyük binlerce insan zaten salonun kapısına kadar geldiler. Yani o 80-100 bin insanın öncüleri o barikatları yıktı ve salonun ağzına kadar geldiler. Tezahüratlarını falan duyuyoruz. Ondan sonra salona girelim mi diye sordu. Dedik ki burada yargı yapılıyor. Ondan sonra yapılmıyormuş ama. Yapılmıyormuş ama. Yani ama usulen yapılıyor. O haksız duruma düşmememiz lazım. Yani o çok 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 önemli. Evet. Tarihi dönemeçlerden birisiydi yani. Evet. Ondan sonra ikinci kuşatma da çok çok güzel, başarılı oldu. Ama biz hep şunu söylüyorduk. Biz buradan çıkacağız. Bakın bunun bir tertip olduğunu, oradan kesinlikle çıkacağımızı, bu tertibin bozulacağını bütün aşamalarda söyledik. Zaten bu umutla insanlar mücadele etti. Ve ilk gözaltına alındığım zaman da buradan İstanbul'a götürüldüm. Ve İstanbul Emniyeti'nde avukat arkadaşımı davet ettim ertesi sabah. Ve oradan Türk milletine diye çok kısa bir bildiri yayınladım. Yani avukata söyledim ve o yazdı. Dedim ki burada hedef alınan Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türkiye'nin vatan bütünüdür, Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Ve bize dün akşam sorguda hedefin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu ve onun etkisiz hale getirilmesi için bu tertibin yapıldığını ben sorulan sorulardan anladım diye bir hedefin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu da oradan açıkladık. Yani evet. Çok güzel günlerimiz oldu, beraberliklerimiz, oradaki yeni insanlarla tanıştınız. İnsanlar bizi orada hakikaten bir örgüt yaptılar. Yani örgüt yoktu. Ama biz örgüt olduk. Onu da söyledim ben duruşmada. Dedim ki siz örgüt falan filan diyorsunuz. İşte iddia, savcılar vesaire. Ama bizi vatan bütünlüğünü savunan, milletin birliğini savunan, cumhuriyeti savunan burada bir örgüt yaptığını size teşekkür ediyorum. Şimdi programı kapatmak gerekiyor. Daha doğrusu İstanbul'a pas atacağız ama son, şimdi çok gazete manşet bekliyor. Acaba hangi başlığı atsak? Şimdi Türkiye'ye mesajınız var. Benim başlığım şudur. Bölücü girişim, yani Ergenekon tertibi hendeklere gömüldü. Yani burada bu Yargıtay kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve polisimizin ve korucumuzun Güneydoğu'da bugün yürüttüğü ve sınır dışına taşan uçaklarımızla, hava kuvvetlerimizle Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine doğru genişlemiş olan vatan savaşının bir parçasıdır. O beraberliği, yani Yargıtay kararıyla o Mehmetçik ve hava kuvvetlerimiz, kara kuvvetlerimiz, deniz kuvvetlerimiz hepsinin birlikte yürüttüğü, polisimizle birlikte o mücadele arasındaki beraberliği, birliği bir manşetle verebiliriz. O da hendeklere gömülme manşeti. Çok teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek konuğumuzdu. Yargıtay kararının hemen ardından stüdyomuza geldi ve düşüncelerini, görüşlerini aktardı. Biz şimdi Tekrar Televizyon Gazetesi'ne bağlanacağız. İstanbul stüdyolarında Halil Nebiler sizleri bekliyor. Evet, Rıza Zelyut'a da Sayın Halil Nebiler'e de buradan selam saygılar yolluyoruz. Gerçekten çok emekleri geçti. Rıza Zelyut'un demin gösterdiği makalesi ve diğer o tavırları ilk günden beri gelip bütün varlığıyla mücadelesi, yine Halil Nebiler'in her sabah biz kazanacağız, biz kazanacağız demesi. Bu mücadeleyi
o cephelerden yapılan, basın cephesinden yapılan unutulmaz katkılar.